Korkuluk. Bizi korkutmuyorsun. İkiye katlayalım. Büyük vurgun. Lali dolarlar. Bu bir servet. Suçlular kendilerini etkili bir şekilde gizliyor. Lali Town Bankası'ndan sessiz bir çalışma günüydü. Bu bir soygun. Bu Harley Quinn. Para masaya. Şuradaki torbalar. Çabuk. Hmm. Bir hesabın var mı tatlım? Bu bir şaka mı? Tamam tamam. Durun. Bu bir soygun. Senden çok daha öndeyim. Ne? Burası boş dostum. Kim cesaret edebilir? O çok güzel. Bu polis. Kaçma zamanı. Yeni bebeğimizle tanışın. Gözler çizelim. Ruj sürelim. Bu saçı dene. Beyaz üstümüzü boyayalım. Kırmızı ve mavi şort kusursuz uyuyor. Bir choker takalım. Bu kız kimsenin sıkılmasına izin vermeyecek. Onları tarif edebilir misiniz? Dikkat çeken bir ayrıntı var mı? Tatlım, fazla uzağı görmek biraz zor. Onları bir robot resim olmadan bulamayız. Bize en azından bir şeyler verin efendim. Bir şey hatırlıyorum. Kadının yazılı bir tişörtü vardı. Daddy's Little Monster yazıyordu. Hadi araştırmaya başlayalım. Tişörtünde ne var? Benim mi? Beni biriyle karıştırıyorsun. Fikrimi çalmışsın. Aynı tasarım. Bir bankayı soydunuz mu? Bu o. Götürün onu. Bu bir yanlış anlaşılma. Aa, ne kötü ama. Güle güle bebeğim. Plastik bir kap alalım. Beyaza boyayalım. Puding yapalım. Krem şantiyle süsleyelim. Tatlı servis edildi. Konuğumuz bize lezzetli bir pudingin nasıl yapıldığını gösterecek. Kenara çekil tatlım. Harley Quinn'le tanışın. Bir sorun var. Hadi pişirmeye başlayalım. Puding yapmak. Bu oklava benim sopama benziyor. Hadi bir şapka takalım ve yemek yapmaya başlayalım. Harley malzemelerini karıştırıyor. Joker, umarım izliyorsundur. Bu puding tam sana göre. Mutfak güvenliği. Güzel. Paralar arasında yeni bir bebek. Gözler çizelim. Saçla eşleşecek gözler. İşte bu bir Joker gülümsemesi. Saçlar geriye tarandı. Kırmızı gömlek, siyah pantolon. Boynunda kocaman bir zincir var. Wow. Mükemmel. Herkese şok edeceğim. Joker Harley'i aklından çıkaramıyor. Neler oluyor? Sıkıcı. Kalk. Sızlanmayı bırak. Harley kalbi çaldı. Ara ver. Bir hamburger ye. İşte kaybettim. Tatlı Harley. Para seni her zaman neşelendirirdi. Tamam. Onu kurtarmamız gerekiyor. Bak, onun izini sürdüm. Aşkım. Aa, kadınlar. Sonunda seni buldum. Hadi birlikte gidelim. Destanlar yapalım.
Dikişleri dikelim. Tül kenarlığı sıkalım. Tülleri hazırlayalım. Bu mükemmel. Bir kurdele bağlayalım. Hadi bu duvağı deneyelim. En muhteşem gelin olacağım. Davetliler düğün töreni için toplandı. Joker yine her zamanki gibi. Hepiniz partime hoş geldiniz. Gerçek bir beyefendi. Tahmin et duvağın altında kim var? Tatlım, karşı konulmazsın. Birbirinizi sonsuza dek sevmeyi kabul ediyor musunuz? Tabii ki. Sonsuza dek birlikte. Artık onlar karı ve koca. Lalilu kaplandan korkmuyor. Kürkü kırmızıya boyayalım. Renekleri ekleyelim. Pembe saç. Bir kemik yapalım. Anahtarlığı yakaya asalım. Parlak bir evcil hayvan için şık bir aksesuar. Barınak hayvanlarla ilgileniyor. Ailemizin yeni bir üyesi var. Bir anne ve kızı evcil hayvan seçmeye geldi. Renkli hayvanlar. Hadi bir köpek yavrusu alalım. Ne kadar tatlı. Evcil hayvan mı istiyorsunuz? Köpekler mi? Çok sıkıcı. Tatlım bak. Aa, sırtlanları severim. Ne kadar? Ücretsiz. Sadece onları alın. İyi anlaşma. Sadece sevimli köpek yavruları kaldı. Yemek çubuklarını alalım. Güzel balyoz. Bir şerit çizelim. Yazıları ekleyelim. Saralım. Harley Quinn balyozu çok seviyor. Konserve yiyecekleri bitti. Toplanma zamanı. Akşam yemeği pişirmem gerekecek. Yardım etmek için balyoz. Bu çetin ceviz çıktı. Hali biraz kendini kaptırdı. Tatlım bu gürültü nedir? Saçında et var. Bu ne dağınıklık? Balyoz mu kullandın? Hadi yemeği dışarıda yiyelim tatlım. Bebek emekleyerek atölyeye girdi. Pembe ve mavi at kuyruğu. Tıpkı annesi gibi. Parlak göz farları ve dudaklar. İşte erkek kardeşi. Çocuklar ebeveynlerinin bir yansıması. Çocuklar sıkı durun. Babanızın bir şey yapması gerekiyor. Küçük şakacılarımızın bir planı var. Hadi gidelim. Babamın alet çantası. Harika şeylerle dolu. Bu bir zafer. Ben oyuncaklar üzerinde çalışacağım. Bu daha iyi. O da tam bir kaos içinde. Küçük yaramazlar. Kutu şablonlarını yazdıralım. Paketimizi yapalım. Eğitici kartlar. Bu kartlar çocukların gelişimine yardımcı olur. Harley ve Joker çocuklarına iyi bakmak istiyor. Bir terapiste döndüler. Küçük canavarlarımızla başa çıkmak zor. Hadi başlayalım. Kartta ne görüyorsun? Patlama. Bomba mı patlayacak?
Bu kötü bir eşya mı yoksa iyi mi? İyi bir eşya. Annem bana bir sopa verdi. Tamam çocuklar. Onu bana vermeye ne dersiniz? Bu çocuklara göre değil. Dadı çocukları oyun odasına götür lütfen. Okay. Hadi ebeveynliği tartışalım. Onlar üzerinde güçlü bir olumsuz etkiniz var. Bunu bilmiyorduk bile. Aa, neredeyim ben? Kimim ben? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Aa, buradan gitmeliyim. Vay canına. Ben hazırım. Bu eski saçlardan kurtulalım. Görüşürüz kuş. Bunun yerine bir peruk başlığı takalım. Neonla boyayalım. Ve görünümü tamamlamak için saç eklentileri kullanabiliriz. Birkaç tane ip alalım. Uzun yeşil saça yapıştıralım. Ve saç spreyi ile sabitleyelim. Cildini soluk bir tonda boyayalım. Kırmızı ruj sür. Mavi gözlerinde kafatası vurguları var. Geçici dövmelere ihtiyacımız var. Joker'in yüzünde de var. Eliniz lütfen. Her yerini süsleyelim. Değişme zamanı. En iyi kıyafeti seçmek zor. Ama Joker kot pantolonu seçti. Beyaz bir gömlek de alsa iyi olur. Peki ya ayakkabılar? Ağır çizmeler ha? Ayrıca köpük kağıt yakalı mor bir pelerin de giyiyor. Excellent. Aksesuar ekleyelim. Kafatası tokalı bir kemer. Boynunda ve kemerinde zincirler. Patronluk taslamıyor. Çünkü burada patron o. Joker'in parmağının altında Gotham var. Gittiği her yerde sorun çıkarıyor. Her yere çöp atıyor ve çiçekleri tekmeliyor. Hey! Yoksa çocukları korkutacak. Ağız zavallı şey ağlıyor. Aa Joki, bu hiç hoş değil. Ama kötü olmayı seviyor. Çok havalıyım. Kimin kurallara ihtiyacı olsun ki? Bu lağdan yeni bir şeyler yapabiliriz. Laboratuvar önlüğü sadece bir kılık. Çünkü altında Harley King var. Kurutulmuş ıslak mendili peruk başlığına çevirelim. Beyaz saçları karma karışık. Kottan pantolon parçaları yapalım. Kot pantolonu yırtılmış. Püskülleri ve dışarı çıkan iplikleri var. Bir bacağınızı kırmızıya boyayalım. Kafatası tokalı bir kemer ve birkaç raptiye ekleyelim. Üzerinde annesinin küçük canavarı yazan beyaz bir gömlek var. Büyü yapmak için kırmızı ve mavi kumaşı birleştirelim. Vay canına, ne harika bir ceket. Bu köpük kağıt ayakkabılar yürüyüş yapmak için yapılmış. Onları siyah dantellerle süsleyelim. Kuru pastel kullanalım. Lalilo'nun stilistleri saç boyamada en iyisidir. Yüz dövmelerine de ihtiyacımız var. Dikkat et Joki. Sana rakip çıktı. Harley King gerçekten kötü niyetli. Kesinlikle iyi birisi değil. Ama ne yapıyor? Bir tabloyu ters çevirip üzerine bıyık çizdi. Ama bu daha başlangıç. Az önce değerli bir mücevheri fark etti. Joki buna bayılır. Joki bütün mücevherlerine bakıyor. Bebeğim bak senin için ne aldım. Bayıldım. Alması zordu. Wow. Aha, harika. Ama Harley gittiğinde Joey hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyor. Bundan etkileneceğimi düşündü galiba.
Üzülmesin diye kafam kadar büyük mücevheri saklamak zorunda kaldım. Aha. Pekala, şimdi diğerlerine katılabilirsin. Aa, Harley! Boom! Terliklerimiz için bir tabanımız var. Bir üst ekleyelim. Hey, biraz ayakkabı giy, yoksa seni gıdıklayacağız. Süslemeleri ekleyelim. Kürk, çiviler, dövmeler. Bu terlikler daha çok sokak sanatı eserleri gibi. Aha. Ayak sesleri duyuyorum. Çabuk, vaktim varken giy hemen. Harley bugün tembellik ediyor. Kanepede takılıp bir şeyler atıştırıyor. Ama bir sonraki buzdolabı gezisi başarısız oldu. Aa, aa! Kemikleri buraya kim koydu? Aa, seni dağınık küçük sırtlan. Git kendin temizle. Kesinlikle terliğe ihtiyacım var. İşte bir teki. Diğeri nerede? Burada kaybolabilirim. Terliğimi getir köpekcik. Aa, işte burada. İyi çocuk. Artık buzdolabına güvenle gidebilirim. Tehlikeli bölge mi? He? Bu jokeyi ne zaman durdurabildi ki? Kendi arabasına ihtiyacı var. Bu hurdalıkta bu devasa tekerlekler gibi bir sürü işe yarar malzeme var. Burada eski bir motorum vardı. O kadar çirkin ve pembe ki hiç kullanmadım. Ama bu tekerlekler onu çok daha iyi hale getirecek. Sadece takmam gerek. Ve tekerlekleri yerleştirmeye başladı. Vay canına! Harika bir iş çıkardın Jockey. Bu oyuncak tabancayı bir motosiklete çevirebiliriz. Güzel. Bu büyük tekerleklerin jant kapaklarına ihtiyacı var. Neon yarım küreler işinizi görür. Bir aks takalım ve işimiz bitti. Yeniden boyama zamanı. Gümüş harika bir seçim. Askıdan bir tekerlek yapalım. Bağlantı noktalarını köpük kağıtla örtelim. Bir far ekleyelim. Plastik bir şişeden ön cam yapalım. Süslemeleri ekleyelim. Vay canına! Grafiti kaplı gibi görünüyor. Rahat kulplar ve bir dikiz aynası. Vay canına! Bu bisiklet gerçek bir canavara dönüştü. Jockey çok yetenekli bir tamirci. Mükemmel görünüyor. Hadi sürelim. Harley Park'ta bir sonraki soygununu planlarken dinlenmeye karar verdi. Sonra bir motosiklet sesi duydu. He? Bu Jockey. Sürpriz. Yeni motorlu bisikletime baksana. Seni istediğin yere kadar bırakacağım. Harley motora binince Jockey'i gaza bastı. Harley'nin dikkati dağıldı ve dengesini kaybetti. Hey, derdin ne senin? İyi misin? Ha? Uyan. Aa, beni korkuttun. Plastik bir kutudan bir sepet parçası keselim. Siyaha boyayalım. Bu içecek kapağı ön cam olacak. Gümüş bir kurdele. Eski araba farları. Ve suni deri koltuk ekleyelim. Ve daha fazla vida, dişli ve zincir koyalım. Büyük tekerlekleri aksa takalım. Gotham daha önce böyle bir sürüş görmedi. Jockey Harley'i bekliyor. Neden bu kadar erken buluşmak istiyor ki? Ona bir sürprizi var. Sepetli bir motosiklet. Artık birlikte binebiliriz. Wow, bu harika bir fikir. Bayıldım. Gitmek ister misin? Jockey ve Harley şehrin her yerini gezdiler. Olabildiğince hızlı gitmeyi seviyorlar. Ve onları kimin gördüğü umurlarında bile değil. Ancak bu dallar biraz acımasız olabilir. Lol toplarına ihtiyacımız olacak. Ortasını keselim. Astarlayalım ve ardından boyayalım.
Bu klasörü yüz siperi yapmak için kullanabiliriz. Yerleştirelim. Ve boynuzlar onu sert gösterecek. Sim sarpmayı unutmayalım. Altın şeritler ekleyelim. Burada ot yiyen de kim? Ah, bundan bir mohawk yapabiliriz. Hadi başlayalım. Ardından ışıltılı şeritler ekleyelim. Önce güvenlik. Artık her istediğimizi yapabiliriz. Çok havalı. Hadi sürelim. Artık hiçbir şey onları eğlenmekten alıkoyamaz. Gün batımının tadını çıkarıyorlar. Harley Quinn bir günde Gotham'ın en kötü kahramanı olmadı. Oyuncağın eski makyajını kaldıralım. Sarışın bir kız oldu. Tada! Wow, pofuduk bir zıbın. Çok tatlı. Bebek odası hazır. Annesi gerçekten çok endişeli. Umarım Harley odasını beğenir. Bakmak yok. Şimdi bakabilirsin. Wow. Aa, yeni oyuncaklarını pek sevmişe benzemiyor. Sakin ol bebeğim. Aa, bebeği yürüyüşe çıkarsam iyi olacak. Sepetin içine ne ara tırmandı? Geri verir misin lütfen? Onunla yeni bir el işi yapmayı planlıyoruz. Tel bir çerçeve yerleştirelim ve grapon kağıdıyla üstünü kaplayalım. Uzun bir tutamaç ekleyelim. Benekli yamalarla, süsleme ipleriyle ve yapıştırıcılarla süsleyelim. Anne de parkta dinleniyordu. Bundan iyisi var mı? Yürüyüşe çıkma zamanı. Çocuklarımız sıkılmaya başladı. Çocuk arabalarını yarıştırmaya ne dersin? Seni geçeceğime bahse girerim. Geçemeyeceksin. Beni asla yakalayamayacaksın. Arkadaşlar engelleri aşarak bebek arabalarını sürmeye başladı. Ups. Anne, kazandın mı? Mantar çapaları yarıya bölelim. Her parçadan bir silindir yapalım. Bekle. Fırçalarımız birkaç süs daha boyadı. Çırdanı maviye boyayalım. Oyuncak bir çekiç onu oyalamaya yeter. Anne ve babası bebeğin nasıl bir karakteri olduğunu öğrenmeye karar verdi. Bir deney yapalım. Önüne 3 tane oyuncak koyalım. Tatlım, hangisiyle oynamak istiyorsun? Evet. Bunu beklemiyordum. Belki bu oyuncak bebek hoşuna gider. Hey dur, yoksa evi mahvedeceksin. Hey. Kızımız sevimli bir küçük canavar. Pipetleri farklı renkte kutular olacak şekilde keselim. Delgeç yardımıyla daireler yapıp üstlerine koyalım. Boya setimiz hazır. İlham alın ve bizimle bir şeyler yapmaya başlayın. Tatlım, babanla sana hediye olarak boya seti vermek istedik. Wow, teşekkür ederim anneciğim ve babacığım. Çok hoş bir sürpriz. Ama anne babası bebeğe kağıt vermeyi unuttu. Harley eğlencesine sırtlanını boyadı. Şş, moda bu. Sen ne anlarsın? Bütün eşyalar birer sanat eseri oldu. Duvar kağıdı da öyle. Kızımız bir sanatçı olacak. Belki de iç mimar olur. Ya da bir set dekorasyoncusu. Hali büyüyor. Kalan makyajı kaldıralım.
Taşlarıyla başlayalım. Bacaklarında dantelli çoraplar var. İki farklı renkte pullu bir şort mu? Üzerine delik deşik olan bir tişörtle kombini tamamlayalım. Çift renkli bir bomber ceket giyiyor. Manken Harley okula gidiyor. Yep. İlk derse girme vakti ama Harley ortalıkta yok. Hey, ben geldim Harley Quinn. Selam çocuklar, nasılsınız? Beni özlediniz mi? Pekala, derse geri dönelim. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Şşş, bakın bende ne var? Çocuklar abur cubur partisi veriyor. Sınıfta yemek yemenin yasak olduğunu size 1000 kez söyledim. Çok ayıp. Bunu kabul edemem. Ama bu şakalar sadece bir başlangıçtı. Yaşasın. Ders bitti. Eve gidelim. Pembeye boyayalım. Destek için yumuşak bir parça ekleyelim. Wow Harley, umarım iyisindir. Harley Luna Park'a geldi. Hello. Hey, elinizde dart mı var bugün? İstediğinizi alabilirsiniz genç hanım. Aa, her seferinde ıskalıyor. Bugün şanslı gününde değil. Neyim var benim? Bir fikrim var. Koltuk değneğimi atabilirim. Attım. Olmaz. Bu kurallara aykırı. Bütün talimatları takip ettim. Bir ödülü hak ediyorum. Pekala, tamam. Bir tane oyuncak ayı alabilirsin. Babası kahvaltıda fast food yemekten sıkıldı. Artık patates kızartması yok. Süper Baba Master Chef olacak. Aha. Pekala. Kaseye un ekleyelim. Hapşu. Sütle dikkatlice karıştıralım. Bu açık kile ne oluyor böyle? Sosis mi yoksa kraker mi? Ah, bütün bu kafataslarıyla nasıl başa çıkacağım? Tabanın içinde zıplayıp duruyorlar. Bu kahvaltı harika oldu. Harley, şu telefondan kafanı kaldır. Babanın pankekleri deneme zamanı. Aa, hadi ama. Çok lezzetli. Buna biraz ekşi bir tat katman lazım. Sen harika bir babasın. Geçici dövmeler için bir paket keselim. Ön tarafı şeffaf plastikten yapılmış. Aa, deneme vakti. Baba, çok havalı dövmelerim var. Teşekkürler. Ben de istiyorum. Please. Çok küçüksün bebeğim. Geçici dövme yaptırabilir. İstediğini seçebilirsin. Wow, harika. Bunu istiyorum. Babası dövmeyi yapıştırmasına yardımcı oldu. Annene şaka yapmak ister misin? Ama önce birlikte fotoğraf çekilelim. Ne yapıyorsunuz siz? Yakıştı mı anneciğim? Dövme mi yaptırdın sen? Şaka yaptık. Geçici dövme bu. Aa, çok şapşalsınız. Sorun yok tatlım. Halimizin özel bir kız olduğunu çok iyi biliyorsun. Plastik bir kap kullanalım. Köpük kağıttan bir şerit keselim. Halka şekli verelim. Bir daire yardımıyla altını kapatalım. Kırmızı ve mavi köpük kağıttan birkaç göz bandı yaptık. Bu göz bandları siyah lekelerden kurtulmasını sağlayacak. Harley parti maskotu olarak çalışıyor. Bugün ne giysem? Doğru ya.
Kaplan kostümü. Harika görünüyor. Çocuklar gösteriyi bekliyor. Selam çocuklar. Ben geldim. En sevdiğiniz kaplan. Hadi oynayalım. Wow, çok şeker. Hep böyle bir kaplanımın olmasını istemiştim. Aa, başını kaşıyacak vakti bile yok. Yoğun günün ardından Harry çok yoruldu. Ertesi sabah zavallı kız pek iyi hissetmedi. Aa, saat kaç? Gözüme neler oluyor? Aa, bir şeyler yapmam gerekiyor. Göz bantları. Tek umudum sizsiniz. Bantları kaldıralım ve sonuca bakalım. Siyah leke falan kalmadı. Harika görünüyorum.